Öneri serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. İlk dizi önerim This Is Us. Tam bir aile dizisi ve gerçekten içinde samimiyet barındırıyor. Bütün karakterler samimi, birbirlerine karşı samimi ve gerçek hayatta karşınıza çıkabilecek karakterler ve olay... Bu sesler için özür dilerim. Kerim şu an oyun oynuyor ve oyunu engelleyemediğim için. İzlediğiniz birçok dizide, yerli olsun, yabancı olsun, her zaman bir kötü karakter vardır, değil mi? Ama bu dizide gerçekten kötü karakter yok. Tamamen hayatınızın içinden şeylerden bahsediyor. Entrika yok, işte birbirinin arkasından oynanan oyunlar yok. Gayet sıradan bir dizi aslında. Benim hoşuma gitmesi de zaten aile dizisi olması ve sıradan hayatınızda karşınıza çıkabilecek bir dizi olması. Birkaç tane ana konu var aslında, bunlara değinmiş. Karakterlerden bir tanesi kilolu ve gerçekten kilo problemi yaşayan birisi ve bununla savaşmaya çalışıyor. Küçüklüğünden, yani çocukken başlamış bu sorun ve büyümüş şu anki zamanına kadar bu sorun devam ediyor ve bununla savaşmaya çalışıyor. Bu arada dizi flashback, yani bu ses için özür dilerim. Kedim şu an oyun oynuyor. Flashback, yani bir ileri gidiyor ileriki zamana, şimdiki zamana, geçmişteki zamana ve dizideki bütün karakterlerin geçmişteki halini ve şimdiki halini görüyorsunuz. Hepsinin çocukluğuna gidiyor, işte gençlik yıllarına gidiyor, şimdiki zamanına gidiyor. Hepsi muhteşem karakterler ve hepsinin bir anlatmak istediği bir şey var aslında. Hayatta da karşılaşabileceğiniz şeyler. O yüzden bu diziye gerçekten bayıldım. Hani dizi izlersin ama bir şey katmaz, zevk alırsın. Dersin ki tamam yeter, hani haz alıyorum. Ama böyle bir şey değil. O yüzden çok hoşuma gitti. Tabii ki bir diziden ne beklediğinizle de ilgili bir durum. Game of Thrones izliyorum. Gerçekten bayılıyorum. Ama onun kadar dolu dolu bir dizi değil. Yani her dakikası heyecan, işte her dakikasında bir şey olacak gibi bir şey değil. Dizideki ana karakterler bir çift ve bunlar 300 bebek bekliyorlar. Ve hayatlarını buna göre şekillendiriyorlar. İşte 3 tane beşik, 3 tane o, 3 tane bu alıyorlar. Doğum sırasında bir tane bebek ölüyor. Ve o sırada hastaneye itfaiye bırakılan bir tane bebek geliyor ve diyorlar ki biz zaten hayatımızı 3 kişilik bir şekilde planladık. O zaman 3. kişi bu olsun deyip onu evlat ediniyorlar. Olay şöyle devam ediyor. Bahsettiğim çift Amerikalı. Evlat edindikleri çocuk siyahi. Gerçekten onları zor şeyler bekliyor. Çocuk Amerikalıların içinde yetiştiği için ona ırkçılık yapmaları, büyüyene kadar o çocukluk, ergenlik yıllarında sürekli dalga geçmeleri, bunların hepsine değinmiş. Aslında bunlar bizim hayatımızda olan şeyler. Siyahi olmasına gerek yok. Şu anda hala işte ırkçılık yapılıyor. Fazla bu konulara değinmek istemiyorum ama aslında hepimizin bildiği ve gündemde olan şeyler. O yüzden çok da zorlandıklarını görüyorum. Hani çocuğun gerçekten kötü bir ergenlik döneminin geçtiğini, işte çocukluk yıllarında ona söylemişler işte. Ya tabii ki de bahsetmişler. Böyle böyle biz seni evlat edindik. Böyle oldu işte, hastanede karşılaştık diye bahsetmişler. Çünkü çocuk sorguluyor. Ben farklıyım. Neden kardeşlerim benim gibi değil diye. Ve oturup söylemişler böyle bir durum olduğunu. O günden sonra çocuk etrafında gördüğü, işte tanıştığı bütün siyahi erkek kişileri not defterine yazıyor. Bu benim babam olabilir mi diye. Ya bu bana çok dokunmuştu açıkçası. Bir insanın babasını araması, bulamaması, başka bir ailede yetişiyor olması. Ha, başka bir ailede yetişiyor olması diyorum, babasını bulamıyor olması diyorum ama dizideki baba karakteri, yani o kadar mükemmel birisi ki, diziyi izlediğinizde zaten göreceksiniz. Zaten göreceksiniz. Biliyorsunuz bir kedim var. 4-5 aydır birlikte yaşıyoruz onunla. Bana sorumluluklarımı öğretiyor, sorumluluk almayı öğretiyor. Ona bakmam gerektiğini, işte onu beslemem gerektiğini, ona nasıl davranmam gerektiğini aslında o kendi hareketleriyle, tavırlarıyla bana öğretiyor. Bununla ilgili bir belgesel izledim. Belgeselin adı Kedi. Kedi belgeseli muhteşem bir belgeseldi. Aslında çok bilmediğiniz şeylerden bahsetmiyor. Yani kedilerin işte şöyle huyu vardır, böyle huyu vardır demiyor. Ama bana kedilerin açısından bakmayı öğretti. Kedilerin penceresinden etrafı gördüm, gözlemledim. Ve birçok kediden bahsetmiş orada. İşte bazı kedilerin sevimli, bazılarının hırçın, bazılarının genel olarak üzgün olduğundan bahsediyor. Gerçekten bir göz atmanızı istiyorum. En azından illa kediniz olmasına gerek yok. En azından etrafınızdaki hayvanların ya da işte İnsanlar kadar onların da duyguları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sadece hayvan olmadıklarını, onların da hissettiklerini, düşüncelerinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bana gerçekten çok iyi bir şekilde öğretti. Evet, kedi besliyorum ama hani bu denli bilmiyordum birçok şeyden etkilendiklerini.
Eskiden her gemide bir kedi olurmuş fareleri yakalasın diye ve Cihangir'e geldiklerinde bu kediler, yani İstanbul'daki Cihangir'e geldiklerinde karaya vardıklarını düşünüp gemiyi terk ediyorlarmış. Bu yüzden Cihangir'de birçok cins kedi olmuş o zamanlarda. Hala şu anda kedi... Şu anda kedilerin hala orada fazla olmasının sebebi buymuş. Dediğim gibi belgeseli kesinlikle tavsiye ediyorum. İlla kediniz olmasına gerek yok. Zaten kedi bakımıyla ilgili bir belgesel değil. Tamamen empati kurmayı öğretiyor ve size kedilerin penceresinden bakmayı çok 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 iyi bir şekilde anlatıyor. O yüzden kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve gelelim filme. Film Oscar adayı, hatta Oscar ödülü almış bir filmden bahsedeceğim size. Suyun Sesi. Her zaman şöyle bir ön yargım oldu. İşte Oscar'lık filmler sıkıcıdır, hiçbir şey anlamazsın, sonu gelmez falan diye. Böyle bir şey oldu ve erkek arkadaşım dedi ki ben izledim, izle. Bir daha asla online olup da video çekmeyeceğim. Evet. Erkek arkadaşım tavsiye etti. İlk başta biraz şeydim ya, ön yargılıydım. Ya sen sevmişsin, ben sevmem falan. Öyle olmadı. Gerçekten güzeldi. Fantastik bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bu film hakkında ne söylesem spoiler olacak. O yüzden susmayı tercih ediyorum. İzleyin diyorum. If you know something about what transpired here, it's your obligation to report it. What is she saying? That's good. Looking like you don't know anything. Our only concern is the asset. The Soviets want it. Do you have it? Sure, I'm getting it back. Did either of you see someone coming in or out of the lab? Nothing out of the ordinary. This is the most sensitive asset ever to be housed in this facility. How'd they get in here? We were looking at a highly trained group of at least 10 men. Efficient, ruthless, clockwork precision. Benim şiire, ortaokuldan beri şiire düşkünümdür. Birçok yazar, birçok şair, birçok şiir hakkında fikrim vardır ya da illaki duymuşumdur o şiiri. Şimdi size bir şiir tavsiye edeceğim. Gerçi tavsiye değil aslında, bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu şairi de, bu şiiri de. Nazım Hikmet, Fahir olmak da değil, Zühre olmak da. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil, ölmek.